Evet, bugün 19 Ağustos. Ayçiçek balı sağımını başladık 2 gün önce bu son kovanlarımızdan. Bir tarafı doldurmuş, bir tarafı boş. Ama alacağız bunları, yapacak bir şey yok. Tam sırlı bir afere mark etmiş. 4 kiloya yakın. Tabii maşallah demeyi unutmayalım. Evet Minan, maşallah desene. Maşallah. Ay maşallah. Neden gelmiyor? Hadi gel bakalım. Yapıştırmış. Buradan yavrular sökülüyor. Az bir parça var. Yerine de bal koymuş ama bunu alacağım. Sezgin abi al. Buyur abi. Kapalı yavruları görüyorsunuz, az açmış ama bu bal da bırakılmaz şimdi. Biraz gergin sanırım. Bu sakin, az önceki çok gergindi. Bayağı bir hırpaladı bizi. Hala peşimizde. İşte ben biraz onun önünde duruyorum, o yüzden. O değil, şuydu galiba. Evet, ana burada bak. Evet. Bunu anaya şöyle bir ayıralım şuraya. Destek için. Aynen. Şimdi bundan diğer kovanlara destek ver. Şurada küçük bir bölme vardı ya. Evet. Ona destek veririz. Ay maşallah. Aynı köşeyi bak, şey yapmamış. Evet. Bir tane tam geliyor bak şimdi. Heh. Ne güzel doldurmuş, tertemiz çıtı. Oha. Maşallah. En kulu bu galiba. Aynen. En güzel sırlanmış. Kusursuz. Petek. Altın. Bayağı iyi. Güzel güzel. Bu sene zaten katı tamamen dolduran çok fazla yok. Yok, hep böldük ya bu sene. Çok fazla böldük. Arılara çoğalttık. Evet. Ya mevsim, biraz... Aynen. Mevsim de biraz sıkıntılı. Demek yaza geçtik. Evet.
Aa, bu sarı nokta. Şimdi böyle eski petekler var kıştan kalma. Bunlar balda sonra imhaya gidecek. Bunlara işaret koyuyoruz. Geçen senenin ana kalemiyle. Sonra bunlar tekrar geri dönmüyor artık sahamdan sonra. Petek yenilemek için çok güzel bir yöntem. Yoksa takip edemiyorsunuz. Ne nereden gelmiş, nereye gitmiş. Çok zor takibi. Evet, alt katta boş ama bu temizlenecek, alınacak. Çok az bal koymuş ona. Evet, inşallah bunu da alabiliriz. Çünkü çok eski bir petek bu da. Yavru yoktur inşallah. Evet, aynen. Buna da bal koymuş. Bu da sarı. Ben de. Evet, bakın ne güzel polen döşemiş komple. Bunu bırakıyoruz. Bakın kapalı yavrulu, arılı. Şimdi ne yapıyorum bunu? Burada bir tane az önce kontrolde. Şurada. Şu üst aç yukalan al. Açıyorum. Aç. Burada zayıf bir arımız var. Bunun yanına koyuyorum bunu. Sonra burada bir koku var. İki kere fıs. O orada dursun bir gün. Kapatma abi, şöyle çapraz koyuyoruz. Belli olsun diye. Sonra bunu birleştiriyoruz biraz sonra. En güzeli bir gece durursa daha garanti. Hiç sıkıntı olmadan koyabiliyorsunuz. Bu petekte bal yok ama. Petek eski. Oo, petek eski ama çok güzel polen var ya. Bunu alırsak ayıp olur ya. Ya polenleri perg olarak alabiliriz ama şimdi biz perg olarak almıyoruz bunları. Abi bu da sarı. Tamam. Ama arı onu o kadar stoklamış, yavru atımında kullanıyor. Çok önemli yani. Şimdi onların etrafına hep yavru atar. Aralarına birer tane süzülmüş petek koyacağız şimdi ona. Üstüne keki koyacağız. Komple yavru atacak. Yani arı için önemli. O yüzden almış. Aynen, evet. Bu da sarı abi. Çok güzel kabartmış bak, kemerini atmış ama yavru atmamış buna da. Bu tarafına bakalım. Aynen, evet. Güzel. Kabarmış, görebilirim. Bir saniye abi. Bir tane daha yerleştireyim ben bunu. Zaten bütün çıtasını aldık. Çıta kalmadı. Bunu da sarı yap. Bu da gitsin. Var çıtamız zaten. Var burada bir tane. Kızım iki tane daha lazım buna. İki tane kabarmış petek, bir tane şurupluk, bir de kek. Al bir kabarmış petek. Bütün de ver mi? Ver. Bütün de ver. Bütün ver abi. Hiç bal bırakmadık bunda çünkü. Hepsini aldık. Şunu al, bıçağı ver. Üstünü atmasaydın hareket. Thank you.
Tüm balını aldık neredeyse. Eski çıtaları da vardı. Güzel bal biriktirmiş. Eski çıtaları da aldık. İki çıta yavrusu varmış. Arının. Bir tanesini biz aldık. Destek verdik. Yerine de sağdığımız temiz peteklerden koyduk. Petekleri de yenilenmiş olduk. Kekine verdik. Bir miktar dışarıdan da geliyor. Birkaç gün sonra zaten yeni sıvı besleme yapacağız bunları. Yavru atımını teşvik edeceğiz. Bu sene Allah bereket versin. Ballarımızı aldık. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.